Selam. Selam. Dayım yine yok galiba. Yok, gelmedi de. Siz nasılsınız? İyidir, sağ ol. Uğraşıyoruz işte. Sen iş arıyormuşsun. Doğru. Dayım mı söyledi? Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var, evet. İş arıyorum. Ama burada değil. Dur dur, acele etme. Daha ne teklif edeceğimi bilmiyorsun ki. Kendime bir söz verdim. Tahmin edeyim. Ailenden yardım almayacaksın. Doğru. Güzel. Güzel, bak bu bana tanıdığım birini hatırlattı. Yakından tanıdığım birini. Kimi? Kendimi. Ben de senin yaşlarındayken böyle... hayata biraz bodoslama dalmıştım. Kızgındım biraz. Öfkeliydim. Her şeyin üstesinden gelebilirim gibi geliyordu. Olmadı mı? Aslına bakarsan oldu. Yani kısmen oldu. Biri el verdi. Siz de bana mı el vereceksiniz? Olabilir. Neden? Dedim ya, birini hatırlatıyorsun bana. Ayrıca ben de buranın ortaklarından biriyim ha, bunu unutma. Sen bunu bir düşün istersen, tamam mı? Şimdi bana bir yardım etsene. Genç adamsın sen, şu büyük kolileri bir alır mısın? Savaş, bu kadar yeter, sağ ol, tamam. İnsan bir yerden sonra yaşlandığını kabul etmeli. Bittim vallahi. Yaşınıza göre gayet iyisiniz bence. Eyvallah, sağ ol. Çok yaşlı durmuyorum değil mi? 40-45 arası. Sen yine de 45'e yakın dur. Sen şanslısın ama ben gençken çok daha zor yollardan geçmiştim. Çok şey kaybettim. Aileniz mi? Yok, ailem değil. Ben ailemi kendim bıraktım da... sevdiğimi kaybettim mesela. Üzgünüm Levent. Ama anlamıyorum Sevilay. Ortada hiçbir sebep yokken böyle birdenbire... neden, ne oldu? Daha fazla zorlaştırma, böyle olmak zorunda. Lütfen, bak. Gel, oturalım, konuşalım. Halledemeyeceğimiz bir şey yok. Hallederiz, çözeriz. Başka biri var, tamam mı? Daha fazla zorlaştırma, böyle olmak zorunda. Bitti. Haluk? Öldü mü? Ölmedi, ölmedi de... patronumla birlikte olmayı tercih etti. Sonra beni işten attırdı. Ben de duramadım buralarda. Pulumu pırtımı topladım, çektim gittim. Kabullendiniz yani. Zamana bıraktım diyelim. Unutma, her şeyin bir zamanı var. Peki ya zaman aldığını geri getirmezse? Ya tekrar yerine koymazsa? O zaman... ben de onun yerine koyamayacağı bir şeyini alırım elinden. İntikam yani. Eğer haklıysan onunla da intikam olmaz zaten. Adalet olur, merak etme. Neyse ya. Ya sen boş ver bunları da. Gel benim şu teklifimi kabul et bak. Hem koli taşımakta da iyisin yani. Heh. Geleceğin parlak. Güzel. Böylece o içtiğin içkinin de parasını ödemekten kurtulmuş oldun. Artık çalışan bir sevgilim var. Çok sevindim. Nerede? Bu dayımın ortak olduğu bar var ya, orada. Sen çok sevinmemiş gibisin. Yok canım, saçmalama. Ya
Selin'in biraz keyfi yok da doğal olarak benim de pek tadım yok. Anladım. Çıkışta gelecek misin? Gelmesem olur mu? Vallahi çok güzel olur. Çünkü çok yoruldum ve eve gidip hemen yatacağım. Vay, çok güzel olur demek. Unutmayacağım bunu. Ama rüyamda seni göreceğim. Çok geç Savaş Bey, kurtaramazsın. Yazdım bunu bir kenara. Seni seviyorum. Hadi kapat kapat, utandım ben. Ben iyiyim. Sen gitseydin bu hemfrense. Ya Selin, ikizimin morali bozukken ben onu hiç bırakır gider miyim? Savaş'ta uyuyacakmış zaten. Ne yapayım ben uyuyan Savaş'ı?